İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yine bir %100 spor programıyla birlikteyiz. Tabii geçen hafta güzel bir program oldu. Programdan da evet değerli izleyicilerimizin olumlu dönütleri bizleri memnun etti. Tabii biz olabildiğince sporun bütün güzelliklerini, bütün olumluluklarını, sporun erdemini, sporun o birleştirici öznesini olabildikçe size anlatmaya çalışıyoruz ve bunu şiar edinmişiz. Dolayısıyla bizim izleyen değerli izleyicilerimizin de bize göstermiş oldukları yoğun ilgi ve arkalarından dolayı ve olumlu tepkilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bizler de tabii ki bu ilgi ve alakaya layık olmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bugün önemli konuklarım var. Handball gerçekten benim de geçmiş dönemlerde yapmış olduğum bir spor dalı ve aynı zamanda ben bir handball antrenörüyüm. Şanlıurfa'da da ilk burada birinci kademe handball antrenörlüğü kursunun açılması hususunda yine bizler öncülük ettik. Çünkü o zaman Şanlıurfa'da maalesef handball antrenörü yoktu ve ben de geçmiş dönemlerde de handball oynadığım için orada da o zaman Tuncay Hoca eğer bizi izliyorsa da ona selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. O zaman ona konuşmuştuk. Urfa'da handball gerçekten olması gerektiğini, handball'un gerçekten birleştirici bir özne olduğunu, çok keyifli bir spor dalı olduğunu ancak bunun gelişebilmesi için burada bir etkinliğin oluşması gerektiğini söyledik. O da ne yapabiliriz dedi. O zaman biz dedik ki ya buraya bir antrenörlük kursu açın. Ben de en azından geleyim katılayım arkadaşlarımızı da buna iştirak edelim. Dolayısıyla burada 4-5 tane 10 tane Urfalı antrenör arkadaş olursa en azından burada handball kültürü, handball bilinci bir şekilde gelişmiş olur bağlamında. Böyle bir konuşmamız oldu sağ olsun. Bir gün ben aradı hoca dedi şey yapalım. Biz dedi handball antrenörlük kursu açarım dedi. Siz dedi il müdürlüğünden bize bunu istediğinize dair bir yazı gönderin. Biz de buna istinaden gönderdik. Açtık o zaman 2003 miydi 2004 miydi tam hatırlamıyorum. Dolayısıyla Urfa'da o zaman birkaç tane şu anda mevcut il temsilcimiz Ali Çağlayan kardeşim de o zaman antrenörlük kursuna dahil olmuştu. Birkaç tane daha Urfalı kardeşimiz de o zaman antrenörlük kursuna dahil olmuştu. Ve öylece Urfa'da yavaş yavaş bir handball altyapısı, handball kültürü oluşmaya çalıştı. İstenilen düzeyde mi? Hayır. Tabii benim beklentim daha farklı. Handball'ın daha iyi noktaya gelmesini arzu ediyoruz. Daha çok gelişmesini istiyoruz. Daha çok kulüpleşmesini arzu ediyoruz. Kulüp sayılarının artırılmasını istiyoruz. Çünkü handball ancak bu şekilde gelişebilir, değişebilir, dönüşebilir. Bugün Viranşehir Gücü spor kulübünü konuk ettik. Gerçekten Viranşehir Gücü spor kulübü de ciddi emekler veriyor. Burada ben bu emeği veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten spora kim hizmet ediyorsa başımız üstünde yeri var. Çünkü spor ancak şu anda Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan il olarak çocuklarımızı rehabilite etmenin en etkin yoludur. Ve gençliğimizi doğru yola, doğru şeylere kanalize etmenin de en etkin yoludur. Onun için spora kim emek veriyorsa hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Evet, yeni Viranşehir Gücü Spor Kulübü şube sorumlusu ve aynı zamanda eski milli sporcu Yusuf Yıldırım. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Yine Viranşehir Gücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Halil Ötegeçili. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ve yine tabii Viranşehir Gücü Spor Kulübü sporcusu Osman Kılıç. Osman hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi tabii bugün Osman üzerinde bir üniforma beklerdik ama herhalde unutmuş Osman. İlk defa geliyor, heyecan yapıyor. Ama olsun, sağlık olsun. Önemli olan Osman'ın da burada bir handbolcu olarak, genç bir handbolcu olarak fikirleri, düşünceleri elbette ki önemli. Çünkü handbol gerçekten yapılmaya değer bir spor dalıdır. Onun için handbolu bugün olabildiğince hem Yusuf kardeşimle hem de İbrahim Halil kardeşimizle ve aynı zamanda tabii Osman kardeşimizle konuşacağız. Handbolun güzelliklerinden bahsedeceğiz. İşte handbolun burada gençlerimiz üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda handbolun kural kaidelerini konuşacağız. Handbolun Şanlıurfa'daki durumunu konuşacağız. Ve tabii kulübümüzün hangi durumlarda mücadele ettiğini, kulübümüzün durumunu, gençliğin handbola bakışını bir şekilde olabildiğince size
anlatmaya çalışacağız. Ben de buradaki tabii değerli kardeşlerime sorularımı yöneteceğim. Ben önce hemen Yusuf kardeşimden başlayayım. Yusuf tabii Viranşehir Gücü Spor Kulübü şu anda kurdunuz. Şu anda hangi ligde mücadele ediyorsunuz? Durumunuz nedir? Potansiyeliniz nedir? Bünyenizde hangi mesela genç, yıldız, büyük, minik hangi kategoriler var? Bununla ilgili biraz bize açıklama yapar mısınız? Tabii ki hocam. Şimdi hocam öncelikle biz 2019 yılında kurulan bir kulübüz. Evet. İlk defa 2020 yılında Eylül ayında Adana'da bölgesel liglere katılıp ikinci lige yükseldik hocam. Bir sene mücadelemizi devam ettirdik. Ondan sonraki maddi imkansızlıklardan dolayı ligden düşme durumunda kaldık. Bu sene bir daha bölgesel ligden katılıp gençlerimizle beraber ağırlık olarak 2004, 2005, 2006, 2007'li genç kardeşlerimizle beraber Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi'nde şu anda antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Ayrıca Viranşehir ilçemizde de zaten aynı şekilde antrenmanlarımız devam ediyor bizim. Hem B takım olarak hem A takım olarak bir çalışma halindeyiz. Ne demek A takımı, B takımı? Yani bizi izleyenlerin en azından bunu anlayabilmesi bağlamında soruyorum. Tabii ki hocam. Şimdi hocam ilk baştaki A takımımız bizim ikincilikte eğer olursa mücadele edecek olan takımımız. B takımımız da 0.75 çarpanlı olarak devam edecek. Yani her maç yaptıkları sürece bizim üst tarafa ikinci lige puan gönderecek B takımımız hocam. Genç takımımız bizim. Yani altyapı takımımız oluyor. Evet. Umarım inşallah bugün bu sene de bizim ikinci ligde durumumuz yine aynı şekilde devam eder. Mart'ın sonuna doğru bir bölgesel lig maçlarımız olacak bizim. Bu sene de çok güzel bir kadromuz olacak yine genç kardeşlerimizle beraber. Zaten şu anda İbrahim Halil Halat hocamızla beraber Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi'nde çalışıyoruz. Sağ olsun o da bize her salı çarşamba salonunu karşılıksız bir şekilde verdi. Kendisi de zaten bu spora kendisinin de bir sevgisi var. Bu şekilde devam edeceğiz hocam. Destekleri de var bize sağ olsunlar onların. Burada bizim asıl temel amacımız hocam gençleri yani özellikle lise çağındaki ve ortaokul çağındaki gençleri sporla tanıştırıp kendilerini şu anki zamanın kötü işlerinden kendilerini biraz daha uzak tutabilmek hocam. Yani çünkü bize de zamanımızda hocalarımız bu şekilde davrandı. Yani siz de hocasınız hocam zaten daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Yani gençleri bu şekilde daha uzak tutmaya çalışıyoruz. Futbolla tanıştırmak değil mi? Evet yani hocam. Handbolun o birleştirici öznesini ortaya koyarak. Evet hocam. Handbolun gerçekten gençliğimiz üzerindeki olumlu yönlerini. Evet. Ve ortak paydada buluşma anlayışını ortaya koyarak aynı zamanda tabii ki bunların yeteneklerini, becerilerini geliştirmek, çocukları müsabakaya hazırlamak, tabii ki. Gençliği handbola kazandırma gibi çabalarınız var. Tabii yani. Ki hocam. Zaten şu an Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi'nde çok güzel bir hale geldi hocam handbol. Yani çocuklar sağ olsunlar teneffüslerde bile handbol oynuyorlar hocam. Yani artık futbol veya basketbol değildi, artık handbol oynuyorlar. Yani artık o okulun kendi ana branşı, ekol branşı handbol oldu. Yani bu hem Halil hocamızla beraber hem de bizimle beraber, benimle beraber hem de genç kardeşlerimizle beraber o lisede şu anda bir ekol haline geldi handbol. Tabii yani şimdi handbolu tanımak lazım, bilmek lazım. Yani handbol dediğimiz zaman keyifli bir branş aslında. Yani handbolu dışarıdan izlediğinizde belki çok onun farkına varmayabiliyorsunuz. İşte handbolu farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Ancak handbol hakikaten de yani heyecanı yüksek, tutkusu yüksek, çabuk karar vermesi gereken ve takımdaşlık duygusunu en üst seviyede ortaya koyman gereken bir dal. Evet hocam. Dolayısıyla bunu bir şekilde insanlara aktarmak kolay bir iş değil ama tabii. Siz bunu başarmışsınız. Peki oradaki ilgi nasıl? Hocam oradaki ilgi alakalı şu an çok güzel bir seviyede. Evet. Ayrıca hani şu an erkek takımını gören kızlar bile şu an bizle beraber salı günleri antrenmanlara katılıyorlar bizle beraber. Onların da çok büyük desteği oluyor şu anda. Ayrıca yurttaki öğrenciler yemek yemeden önce gelip tribünde yerini alıp şu anda bizim antrenmanlarımızı izliyorlar. Yani her gün mesela antrenman bizim ilk başta 8 kişiyle başladı. Şu anda 20 ve üstündeyiz hocam biz. 6 tane 7 tane de kız oyuncu geliyor. Yani tabii birbirlerinden gördükçe hocam gerek etkileşim oluyor. Evet hocam tam bir etkileşim oluyor. Yani gerek sosyal medyadaki paylaşımlarımızdan hem de Halil hocamızın oradaki yapmış olduğu çalışmalardan hem de Osmangil'in yapmış olduğu arkadaşlarına yapmış olduğu çalışmadan yani şu an orada tam bir ekol haline getirdik hocam handbolu yani. Ama bizim şu an temel amacımız Urfa'da bu işi tam ekol haline getirebilmek hocam. Çünkü biz geçen sene ilk biz bu işe bir ayak bastık. İlk defa Urfa'da ikincilik erkek handbol takımı kuruldu. 2014 yılında kurulmuştu. İlk defa ikinci lige yükselen takım biz olduk hocam. Şimdi şöyle bir şey mesela
İkincilikte mücadele ediyorsunuz. İkincilikte mücadele ettiğinizde mesela aldığınız galibiyetler bağlamında size bir puan anlamında bir harcah veriliyor mu? Para veriliyor mu? Verilmiyor mu? Yani futboldaki gibi olmuyor hocam. Mesela futbolda galibiyete belli bir para, mağlubiyete belli bir para veriliyor. Evet. Federasyon şu an bunun çalışmasını yapıyor ama umarım bir an önce gerçekleşir bu. Yani Süper Lig'de, birincilikte şu an böyle ama ikincilik biraz daha, şu an handbola biraz daha üvey. Bölgesellik biraz daha üvey. Mesela şu an bölgesellikte lisans çıkarma ücreti yok. Hani tamam, olmaması güzel, hani maliyet olarak güzel. Ama şu anda belli bir lisans çıkarım ücreti oluyor. Bunun federasyona bir geri dönütü olması gerekiyor. Mesela federasyon aynı şekilde bunun hakem ücretlerini ödüyor. Antrenör ücretini ödüyor. Klasman hakemleri var, onların ücretini ödüyor. Okul maçlarında çıkan hakemlerin ücretini ödüyor. Bu da nereden gidiyor? Birincilikteki, Süper Lig'deki belli bir yatırılan bütçeden gidiyor. Yani ikincilikten mesela veya bölgesellikten de bir katılım olsa bu ücretsel olarak, yani sadece bölgesel lige katılabilmeniz için 500 TL ihtiyacınız var. İkinci lige katılmanız için 1,5 milyar. Yani bir sezon başına sadece bu kadar ücret. Ve bunun hiçbir şekilde geri dönüşü olmuyor hocam mesela. Hani galibiyette veya mağlubiyette herhangi bir geri dönütünüz olmuyor ücret olarak. Yani bu da bizi biraz mağdur ediyor tabii. Yani destek olarak, yani hem Urfa olarak hem Viranşehir'den tabii destekleri geçen sene belli bir kısımda görebildik sadece. Sağ olsun Vali Bey geçen sene yardımcı olmuştu bu konuda. Umarım bu sene de yine aynı şekilde aynı hoşgörüyle yaklaşırlar bize. Özellikle belediyelerimiz, hani Vali Bey zaten geçen sene bize bu hoşgörüyü göstermişti. Umarım bu sene de aynı şekilde devam eder. Yani çünkü yani geri bir dönüşü olmadığı için ücretsel olarak biz bazen zorlanabiliyoruz bu durumda. Yani kulübün zaten şu anki mevcut yöneticileri hani belli bir kısma kadar yetişebiliyor hocam. Yani mesela şu an bir top almak isteseniz, geçen gün biz araştırdık mesela Halil Hocam'la beraber. 1,5 milyardan başlıyor mesela bir toplar. Yani 6 tane 7 tane almaya kalkışsanız bu nereye buluyor? Hocam yani bir kulübün en azından 10-15 tane topu olması lazım. Yani antrenman topu ayrıdır, müsabaka topu tabii ayrıdır. Ki. Dolayısıyla yani takımı antrene etmek, takımı bir şekilde müsabakalara hazırlamak. Tabii ki bu tabii toplarla mümkün olabilir. Tabii ki. Yani topların da tabii bu kadar yüksek maliyetin olması elbette ki bu bir kulübe aşırı derecede bir külfet bindiriyor ama işte maalesef amatör sporların böyle bir handikapı var. Yani burada evet, yerel yöneticilerin veyahut işte Sayın Valimizin buna benzer veyahut da STK'ların, iş adamlarının etrafında kümelenmesi veyahut da bunlara sponsor olması veyahut da bunları himaye etmesi anlamında ciddi bir destekleyici unsur olacak ama umarım ileride bu olacaktır. Yani burada siz bu çalışmaları yaptıktan sonra ben inanıyorum ki buradaki yetkililerimizin de bu konuda gerekli hassasiyeti ve ilgi alakayı iyi bir noktaya getireceklerine inanıyorum. Gerçekten gerek büyükşehir, diğer de ilçelerimizde hem özellikle Halliye Belediyemiz ve diğer belediyeler bu bütün spor dallarına olabildiğince imkanlar dahilinde bir katkı sunmaya çalışıyorlar. Yani en azından işte bakıyoruz, biri futbol, biri işte basketbol, biri işte voleybol, biri de handbol alabilir. Niye almasın? Çünkü handbolda hakikaten de içine girdiğiniz zaman o handbolun naif bir spor olduğunu anlayabiliyorsunuz. Onun tutkusunu, onun coşkusunu, onun adrenalinini, onun içine girdikçe hani Konfüçyüs diyor ya, göz görür hatırlamaz, kulak duyar unutur, ancak yaşayarak öğrenilir. Bugün konu handbol olduğu için handbol da öyle çok naif ve zarif bir spor dalıdır. Onun için tanımak lazım, bilmek lazım, desteklemek lazım. Yani bugün baktığınız zaman işte futboldur, basketboldur. Baktığımız zaman takım sporlar bağlamında voleyboldur ve tabii ki handboldur. Handbolda gerçekten bana göre gençlerimizin mutlaka tanıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü handbolun içerisine girdiğiniz zaman handbolun gerçekten insanı insan yapan değerleri de var. Ahlaki yönleri var, manevi yönü var, milli yönü var, manevi yönü var. Onun için handbol gerçekten çok zarif bir spor. Hemen İbrahim Halil Ötegeçili kardeşime dönüyorum. Şimdi İbrahim de genç kardeşim. Bugün genç kardeşlerimizi konuk edelim dedik. Genç kardeşlerimiz güzel işler yapıyor çünkü. Kulüp kurmuşlar, handbolu kurmuşlar. Handbolda ikincilikte şu anda mücadele ediyorlar. Ayrıyeten altyapıya da önem veriyorlar. Bu da gerçekten ilimiz adına önemli. Yani ben tabii bir spor adam olarak
Ben 65 tane resmi federasyon var. 65 tane federasyonun da burada mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 750 bin tane şu anda ilk öğretimde okuyan çocuklarımız var ki bu inanılmaz derecede bir rakam. Onun için 65 federasyonu kaldıracak çok önemli bir rezerv var elimizde, çok önemli bir maden var. Onun için ben bütün federasyonlarımızın burada etkinliğinin olmasını isterim. Burada aktivitelerin olmasını isterim. Buradaki organizasyonların olmasını isterim. Ve kentimizin bütün dinamiklerinin bu spor dallarının içerisinde olması beni memnun eder. Şimdi İbrahim Halil kardeşim, kulübü kurdunuz. Kulübün durumu nedir? Kulübün buradaki şu anda baktığımız zaman temel sorunları nedir ve temel sorunların çözümleri nelerdir? Çünkü siz de başkan vekili olarak buradasınız. Aynen. Şu anda bizim kulübümüzün yeni kurulduğu için, evet, geçen yıldan maddi imkansızlıklardan dolayı bölgesellikte olduğumuz için, evet, bu yılda sıfırdan kuruldu. Ve bizim şu şekilde genç kardeşlerimizin bir arada toplamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi kendilerini bu branşa adayarak kendi geleceklerini spor üzerinden kurulması. Evet. Tabii bunu yaparken onlara iyi imkanlar vererek, yani imkansızlıkları, eksiklikleri göstermeyerek, bizleri zaten Yusuf hocamla beraber çabalayarak bunları amaçlıyoruz. Tabii burada bizim eksikliklerimiz ve yetişemeyeceğimiz yerler oluyor. Bunlardan dolayı bizim şu şekilde diyelim, her kulübün de malumu bazı malzeme eksiklikleri falan bunlar var. Bunları da sizin az önce bahsettiğiniz gibi zaten belediyelerimiz, valiliğimiz gençlere önem veren bu sosyal sorumluluk projesi gibi esasında. Çünkü biz gençlerimizi diğer kötü alışkanlıklardan sıyırıp, sporla tanıştırıp, geleceğini onlara üzerinde inşa edip, takımdaşlık duygusu, birbirine yardımlaşma, aidiyet, azim, çalışmayı aşılamak onlara. Yani bunları küçük yaşta Osman kardeşim gibi 16-17 yaşlarında başlayarak aşılarsak, geleceklerinde de belki bu branşta olmayabilir, başka branşlarda yine bu bilinçle, bu disiplinle yetişmelerini sağlamak. Biz bunları yaparken şu şekilde, bizim ulaşamadığımız Yusuf Bey'in söylediği gibi top masrafına baktık. Mesela en basitinden tanesi 1,5 milyardı. Evet. 1500 lira olan bir topu da biz şu şekilde, şu şartlarda kendimiz karşılayamıyoruz. Evet. En fazla alsak 1-2 tane alırız ki takım için sizlerin de bahsettiği gibi 10 tane olması gerekiyor. Tabii. Çünkü çocukların eğer gelişmesini, bu sporda daha iyi yerlere gelmesini istiyorsak onlara iyi imkanlar vermemiz gerekiyor. İyi imkanlar verdiğimizde bu çocuklar kendilerini aidiyet duygusuyla hissettirip kendilerine değer verdiklerini görüp bundan sonra kendi güçlerini daha fazla veriyorlar. Çünkü karşılık görmeden bu yaşlarda sizleri bir yere kadar sadece değer verebilirler. Bizlerden, bizim şu anda beklediğimiz sadece belediyelerimizin ve valiliğimizin geçen yıl gösterdiği sağduyuyu bu yıl daha fazla gösterip bizim bu branşta hem memleketimiz... Peki girişimleriniz oldu mu bununla ilgili? İbrahim Bey. Tabii görüşmelerimiz olacak. Bazı yerlerle randevularımız oluşturuldu. Evet. Bazı yerlerle hatta şu şekilde söyleyeyim, gençlik sporla ve belediyeli birkaç yerden randevu aldık. Onları ilerleyen günlerde gidip görüşeceğiz. Zaten resmi belgelerimizle beraber, genç sporcularımızla beraber gideceğiz. Durumu söyleyeceğiz, eksikliklerimizi söyleyeceğiz. Federasyonla da iletişime geçtik biz. Onlar da sağ olsunlar bizlere. Kenan hocamıza da teşekkür ederiz ayrıca. Kenan Gökmen Bey. Çünkü başkan vekiliyle biz sosyal medyadan iletişime geçtik. Sağ olsun bizleri çok iyi karşıladı. Yani hiç çok mutlu etti bu geri dönüşü bizleri. Hemen bizlere çok sağduyuyla karşıladı. Bir maille geri dönebilirsiniz. Mailimizi gönderdik. Onlar da zaten geri dönüşlerini sağlayacaklar. Tabii şu zamanda masraflar fazla olduğu için bir tarafa da yüklemek değil, parça parça belediyelerimiz, valilerimiz. Bölüştürerek. Aynen, bölüştürerek. Çünkü bir yere yüklersek çok fazla olacağı için onlar da zorlanmasın. Doğru. Diye. Randevularımız oluşturuldu, planlarımız var. İlerleyen günlerde zaten görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerde de
Yani ümit ediyoruz ki boş geri dönmeyeceğimizi ümit ediyoruz. Çünkü söz konusu olan gençlerimiz. Yani biz gençlerimiz için çabalıyoruz. Gençlerimizin geleceği için, farklı yollara girmemesi için. Zaten bu amaçla da belediyemizin çalışması var. Biz esasında bu belediyemizin çalışmasının somut bir örneği olarak biz buradayız. Evet. Yani tabii bunların olması güzel bir şey. Yani sizin gibi genç kardeşlerimizin, hem Yusuf'un, Yusuf hem sen İbrahim, hem genç hem de böyle kafaları çalışıyor, zekiler ve topluma bir şeyler vermek istiyorlar. Gerçekten benim çok mutlu olduğum bir olaydır. Hakikaten de bizim böyle gençlerimizin sorumluluk alarak özellikle bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik bu çabaları takdire şayandır. Tebrik ediyorum sizleri. Hakikaten de bu ilimiz açısından spor kültürünün ve bilincinin gelişmesi anlamında çok önemli destekleyici bir unsurdur. Eminim ki yani bu çalışmalarınız da bir şekilde bir dönüt olacaktır. Yani gidip meramınızı doğru bir şekilde anlatabilirseniz handbolun gerçekten birleştirici öznesini, handbolun gençlik üzerinde gerçekten önemli bir etkisinin olduğunu, handbol sporunun bir şekilde ilimizin ve ilçelerimizin ve hatta kurumlarımızın tanıtımı bağlamında ne kadar önemli bir destekleyici unsur olma görevini, izahatını yapacaksınız ki o sizde potansiyel fazlasıyla var. Bunu anlattığınız zaman eminim ki burada gerekli desteği de bulacaksınız. Geçen yıl destek bulmuştunuz, bu yıl da destek arayışı içerisindeyiz. Peki beklentileriniz ne? Şu şekilde beklentilerimiz bizim belli, zaten masraflarımız belli. Evet. Yani fiyat olarak, yolculuk olarak, konaklama olarak zaten şu şekilde söylüyoruz. Sponsorluk anlaşması olarak diyoruz biz ya da destek olarak. Tabii kişilerin aklında çok uçuk fiyatlar oluyor. İşte futbolda, basketbolda çok yüksek maliyetli sözleşmeler, sponsorluklar olduğu için bizimkisi o kadar yüksek maliyetli değil. Hem düşük maliyetli. Bu sponsorluk anlaşmalarını şey yapacağız, ayarlamaya çalışacağız. Bunlardan önce biz belediyelerimizle ve resmi kuruluşlarla zaten bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Bu resmi kuruluşlarla yapmamızın sebebi hem şehrimizin, az önce sizin dediğiniz gibi, hem gençlerimizin gelişimi hem de şehrimizin ismini bu branşta duyurmak. Çünkü bizim amacımız sadece bölgesellikte şu anda oynuyoruz. Evet, ama biz gençlerimizle beraber, onların gelişimiyle beraber takımımızın da şehrimizin de ismini duyurmak. Çünkü bu memlekette handbolun fazla duyulmadığını biliyoruz. Duyulduğunda da Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi'nde nasıl geri dönüşler olduğunu da biliyoruz. Sizin bahsettiğiniz Türkiye'nin en genç nüfusu olan şehrimizde madenleri biz en azından bulmaya çalışıyoruz. Ya çünkü herkesin yeteneği futbola, basketbola olmayabilir. Handbola olabilir. Bu handbola olan ilgiyi yetenekleriyle beraber geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bizim amacımız sadece bölgesellikte olmak değil, bunun süreklilik ve devamlılığıyla birlikte geliştirmek. Evet. Tabii bunlar önemli şeyler. Sizin gibi gençlerimizin bu arada bizim Anadolu Haber Ajansı'ndan Yasin Can da bizi izliyormuş. Yasin Can'a da selamlarımızı iletiyoruz. Yasin Can da gerçekten bizim başarılarımızı sürekli Türkiye'de gündeme taşıyan çok güzel bir gazeteci, çok iyi bir işini yapan, işini seven, işini layıkıyla yapan bir muhabir ve ben onu da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz bizi de izlediği için. Şimdi biraz da gencimize dönelim, Osman Kılıç'a. Osman, sen handbola nasıl başladın? Handbol nasıldır? En azından senin söylemlerin önemli çünkü sen bir gençsin. Dolayısıyla bizi izleyen değerli izleyicilerimiz ve gençlerimiz senin söylemlerin ve heyecan yok değil mi Osman'cığım? Biraz heyecan yok, heyecan yok. Bak ne kadar rahat konuşuyoruz. Sonra bir yanda işte Yusuf var, bir yanda işte bakıyorsunuz Halil İbrahim var, sen varsın, ben varız. Biz ailecek burada konuşuyoruz. Onun için heyecana gerek yok. Kendin önce bir tanıt bakalım, nerede okuyorsun, özel okulsa söyleme ismini, normal devlet okulu ise söyleyebilirsin. Ve handbola nasıl başladın, handbol nasıl bir spor?
Ben 12-13 sene boyunca Antep'te oturdum. Oradan buraya geldim. Ayşe Gülkaman Anadolu Lisesi'nde okuyorum şu anda. Antep'te başladım bu spora. Yani en başta başladığımda hiç önemsemiyordum böyle bir spor var mı diye. Hiç bilmiyordum yani. Evet. En başta girdim futbol takımı diye girdim. Handball'la tanıştım orada. İyi ki de tanışmışım. Nihat abim, Nihat Akgüz sayesinde bu handball'a başladım. Evet. Orada lise geçişim oldu. Orada bir ikinciliğimiz oldu. Oradan Elazığ'a gittik. Yani oradaki takım aidiyet duygusu, oradaki hocalarla birliktelik duygusu, her şey güzel karşılıyor bizim sayemizde. Yani kendimizi bir yerlerde gösteriyoruz sanki. Önemsiyoruz kendimizi. Sonra Şanlıurfa'ya taşındık burada işte. En başta geldiğimde bir takım kuruluyordu. Yani ben ve bir arkadaşım sadece bu sporu biliyorduk. Kimsenin, hiçbir arkadaşımın bundan bir anladığı falan yoktu. Handball ne falan diyorlardı. Hani biz de bir şey yaptık işte, şampiyon olacağız, il dışına çıkacağız falan filan. Beyler, yani sosyal bir aktivite anlamında sunuyoruz arkadaşlarımıza. Evet, arkadaşları da buraya çekmeye çalıştık. Sağ olsunlar, bazı arkadaşlarımız da bize katıldılar. Hani çabaladık, gösterdik, antrenmanlarımızı aksatmadık. Her türlü antrenmanımıza gittik. Bayağı faydası oluyor. Maçlarımıza çıktık. Finale yükseldik ilk senemizde. Okulun ilk senesinde finale çıktık. Bazı imkanlardan dolayı gidemedik yıl dışına. Hatay'a gidecektik. Ondan sonraki bir pandemi araya girdi. Pandemiden sonra işte yine başladık. Bu sene gruptan çıkamadık okul olarak sadece. Ama olsun, sonuçta mücadele ediyorsunuz değil mi? Yani okulda, peki okuldaki arkadaşlarınızın ilgisi nasıl? Mesela sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili, yapmış olduğunuz başarılarla ilgili bundan sonraki ilgi nasıl oldu? Biraz da ondan bahset. Mesela Yusuf hocamız geçmişinden, eski milli oyunculuğundan bahsettik arkadaşlar falan, onları gördük. Evet. Biraz biz de biraz özenmiş olduk. Yani o yerlere biz de gelmek istiyoruz falan filan. Arkadaşlar, çevresi bayağı geniş olan biri Yusuf hocamız. Biz de kendimizi o handball camiasına koymaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Allah'ın izniyle inşallah bir sorun olmazsa bu sene profesyonel olacağım. Yani hedeflerimden bir tanesi de milli takımda oynamak. Çabalıyorum onun için, antrenmanlarımı hiçbir şekilde aksatmıyorum. Ekstra antrenmanlar da yapıyorum. Yani bu şekilde işte. Evet, çalışmalarınız devam ediyor. Tabii biraz sonra bir araya gideceğiz. Aradan sonra yine tabii handball'u konuşmaya devam edeceğiz. Gerçekten yani handball'u bilmemiz lazım. Handball'u tanımamız lazım değerli izleyiciler. Handball'u tanıdıkça inanın handball'dan vazgeçmiyor. Çünkü handball biraz bağımlılık yapan bir spor dalı. Yani belki dışarıdan çok gözükmüyor. Mesela özellikle İskandinav ülkelerinde handball yani futbolun çok önünde. Danimarka'da. Evet, Danimarka'da özellikle. Tabii benim abim de Danimarka'da yaşıyor. Buradan ağabeyime de saygılarımı sürdürüyorum. Orada da inanılmaz derecede yani işte İsveç'tir, Norveç'tir, Danimarka'dır vesaire. İnanılmaz derecede bu handball'a bir ilgi var. Çünkü handball'un hakikaten de içine girdiğiniz zaman onun o tutkusunu, o coşkusunu yaşıyorsunuz. Handball çok farklı, tatlı bir branş. Onun için handball'u konuşmaya devam edeceğiz. Bir aramız olacak. Aradan sonra yine hem burada Yusuf kardeşim de, İbrahim Halil kardeşim de ve Osman evladımız da handball'u konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet değerli izleyiciler, yine sizlerle beraberiz. Handball'u konuşuyoruz. Handball'un güzelliklerini konuşuyoruz. Handball Şanlıurfa'da nerede? Şanlıurfa'daki karşılığı nedir? Bunu konuşuyoruz. Tabii değerli konuklarım var. Viran Şehir Gücü Spor Kulübü Şube Sorumlusu eski milli sporcu Yusuf Yıldırım ve yine tabii Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Ötegeçili ve sporcumuz Osman Kılıç'la beraberiz. Şimdi Yusuf, baktığımız zaman yani buradaki artık ciddi bir kulüp kurdunuz, evet. Emek verdiniz. Elbette burada bunu anlamlandırmak, bunu bir noktaya çekmek, bunu geliştirmek, değiştirmek, dönüştürme gibi bir hayaliniz var. Öyle bir çalışma anlayışınız var. Peki buradaki hedefleriniz nedir? Buradaki bu çalışmanızı destekleyecek ve onu besleyecek yetkililerimizden istekleriniz, beklentileriniz nelerdir? Tabii ki hocam. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi
programın başında dediğim gibi hocam, ilk başta 2020'de ilk handball takımımız kurulduğunda Ferhat Uzun önderliğinde, Viranşehir Gücü Kulübü Başkanı, onunla beraber ilk başta bir girişim içerisinde bulunduk. Kendisi sağ olsun bu konuda aşırı derecede duyarlıydı. Bizlerden desteğini ilk başta hiçbir şekilde esirgemedi kendisi. Ondan sonraki Sayın Valimiz Abdullah Er'in, buradan da çok teşekkür ederiz ayrıca kendisine. Geçen sene bize çok büyük bir desteği oldu kendisinin. Zaten en yakın süreç içerisinde tekrardan kendisini ziyaret edeceğiz. Umarız geçen seneki gibi bizi aynı duyarla karşılar Sayın Valimiz. Aynen, Valimiz gerçekten, şunu söyleyeyim lafını unutma. Tabii. Valimiz gerçekten her zaman sporun ve sporcunun yanında. Ben de bir spor adam olarak Sayın Valime teşekkür ediyorum. Yani söz konusu spor oldu mu, gençler oldu mu, gerçekten gençlerin spora kazandırılması veyahut da gençlerin önünün açılması, gençlerin bir şekilde spora hedeflerine ulaşılması noktasında tabii imkanlar dahilinde Sayın Valim inanılmaz derecede tabii spora ve sporcuya değer veriyor. Ben tabii bir spor adam olarak çok memnunum bundan. Sayın Valime de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çünkü baktığımız zaman çok genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusumuzu anlamlandırmak, onlara gerçekten hedeflerine ulaşılması noktasında hedef göstermek, onlara destekleyici olmak, onlara bir şekilde kucaklayıcı olmak, onlara dokunabilmek, onları bir şekilde hedefe gitmesinde yanında durabilmesini bilmek önemlidir. Tabii bu bağlamda da Sayın Valimiz hakikaten de takdire şayan bir davranışla ne zaman gitsek, Allah razı olsun Sayın Valimizden, ne zaman gitsek özellikle başarılı olan sporcularımız işte sorar bana, Murat Hoca bunların eksiği nedir, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Allah razı olsun, bu önemli bir şeydir. Evet. Ben bunu da parantez içerisinde söyleyeyim dedim. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ayrıca yine aynı şekilde Karaköprü Gençlik Merkezi'nin müdürü Mustafa Kırıkçı Bey'imiz, hocamız sağ olsun, o da aynı şekilde bize karşılıksız bir şekilde gençlik merkezinde salonu kullanmamız için bize destekte bulundu bu sene. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Hocam bizim buradaki asıl amacımız, ilk başta dediğim gibi bizim handball'u burada ileri bir seviyede geliştirebilmemiz. İleri seviyede geliştirebilmeniz için de evet, beklentileriniz var değil evet mi? Yani Sayın Valimiz zaten elinden geleni yapıyor. Yetkililerimizden beklentilerinizi de belirtin ki evet, en azından çalışmalarınız bir karşılık bulsun. Tabii hocam. Yani biz kendi beklentimizi söylemeden önce hocam, önce bizim şu anki yaptığımız kendimize göre olan çalışmadan bahsetmek tabii isterim tabii, öncelikle. Tabii buyurun. Biz şu an haftanın 3 gününde bir antrenman programımız var. Sağ olsun Ahmet hocamızla beraber, Ahmet Ötegeçeli hocamızla beraber, kendisi de kondisyonerimiz. Onunla beraber şu an bir çalışma içerisindeyiz. Aynı şekilde Halil hocamızla beraber, o da sağ olsun bizden desteğini hiçbir şekilde esirgemiyor. Gerek antrenman içerisinde gerek antrenman dışında. Biz şu an yaklaşık 30 tane sporcuya aynı şekilde aynı saatte hizmet vererek, kendileriyle birebir ilgilenerek onlara bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz hocam. Gerek antrenmansal olarak gerek kendilerinin dış hayatındaki davranış ve düşünce yapılarına etki edebilecek, yani kendilerini kötülükten, pis işlerden, yani biliyorsunuz ki şu anki madde bağımlılığı en üst seviyelerden bir tanesinde, özellikle kenar semtlerde olan yerlerde ve bizim şu anki sporcularımızın birçoğu kenar semtlerden, kenar mahallelerden gelen sporcularımız. Mesela antrenmandan çıkıp sporcumuz mesela Bağlarbaşı'na gidiyor. Yani buradaki amacımız mahalleleri kötülemek değil. Yani şu anki daha kenar mahalle olduğu için şu an onu söylüyorum. Yani Ayşegül Kaman mesire alanının orada zaten bilirsiniz hocam. Hani o mesafeden genç kardeşlerimiz şu an antrenmana geliyorlar. Bunda aynı şekilde ailelerin de aynı şekilde bir duyarlılığı var. Onlar da bize desteğini hiçbir şekilde esirgemiyorlar. Biz antrenman yaparak şu anda genç kardeşlerimizle beraber handball'u Urfa'da en baştaki ekol haline getirmeye çalışıyoruz. Yani siz de Urfa'nın ilk antrenörüsünüz hocam, zaten bizden daha iyi bilirsiniz. Yani hem tecrübe olarak hem de yaşamsal olarak bizden daha iyi bilirsiniz. Handball şu anda sürekli mutasyon geçiren bir spor. Gerek bundaki taktik ve değişiklikler olsun, gerek sporcuların artık uzak mesafe şutçuları, kat mesafeleri, bunlar tamamıyla değişmeye başladı hocam. Çünkü artık yani sadece Türkiye olarak bakılmıyor işin içerisine. Mesela bizim geçen yapmış olduğumuz Türkiye milli takımının maçı, Belçika'yı 5 farkla yenmiştik. Tabii sonrası dönüşü biraz daha sporcularımızın orada, genç abilerimizin orada aynı gün içerisinde buradan bir yaklaşık 15-20 saatlik bir yol gittiler. Aynı gün içerisinde maça girdiler. Hani yorgunluk, olay değil. Dinlenemediler hocam. Doğru.
Dinlenemediler, motive olamadılar, odaklanamadılar. Aynen hocam, ondan dolayı yenilgimiz oldu revanşında. Ama onun haricinde şu an yönetim olarak zaten yeni federasyon başkanımız da özellikle altyapılara çalışımda bulunuyor. Çünkü artık ileriki seviyeler zaten gelişmiş bir şekilde hocam. Yani 35 yaş ve üstü artık hani Süper Lig'den yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Ne oluyor? Alt jenerasyon geliyor. Osman gibi kardeşlerimiz geliyor mesela şu an. 2004'ten başlayıp tutun da hocam şu an 2009-2010'lara kadar şu an bizim antrenmandaki sporcularımız var. Biz de bunlarla birebir ilgilenip kendilerini handbolu aşılayıp daha çok sevdirebilmemiz için gerek antrenmandan kendilerine esprili yaklaşımla, gerek abi gibi yaklaşımımızla, ilk başta dediğim gibi Ayşegül Kaman'daki şu an lisemizde handbolu ekol haline getirmemizde İbrahim Halil Halat hocamızla beraber, ona da çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi o da salonu karşılıksız bir şekilde kullandırıyor şu an bize. Yani şu an desteğimiz güzel bir şekilde ama yani şu an kendi yaptığımız çalışmalar bu şekilde. Yani handbolu Urfa seviyesinde çok güzel bir seviyelere getirmeye başladık biz. Yani yeni yeni, hani çok kısa bir süre zarfında oldu bir de bu. Yaklaşık bir, eğer yanlış hatırlamıyorsam 3 ay içerisindeki bu çalışmalarımız bizim sadece. Yani düşünün, bir de destek geldiğinde şöyle bir seneyi açtığımızda bizim handbol Urfa'da daha güzel yerlere gelecek. Yani bundan bizim hiçbir şekilde şüphemiz yok. Gerek yönetim olarak gerek de sporcu kardeşlerimiz olarak. Zaten Bayram Hoca var şu an Güneş'in çocukları olarak, o da devam ediyor. İkincilikte genç kızlarla beraber. O da çok güzel yerlere devam ediyor. Yani onun da hedefi zaten şu an yani şu an şampiyon olması değil. O da ileriye yönelik çalışıyor. O da altyapı çalışıyor mesela. Yani bizim de ümidimiz şu an bu şekilde devam ediyor. Altyapıya çok önem veriyoruz hocam biz. Yani A takımımız zaten bizim yaklaşık bir 8 tane 9 tane sporcumuz 2004'ten büyüğü yok hocam. Yani 2004 ve üstü var hep. 2005, 6, 7, 8 diye devam ediyor. Yani altyapıdaki çalışmalarımız da bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyoruz. Yani bu da bir seneyi aştıktan sonra daha güzel bir seviyelere gelecek. Ama burada Sayın Belediye Başkanımız Zeynel Bey, onun da desteğini bekliyoruz. Diğer belediye başkanlarımızın da desteğini bekliyoruz. Kendileriyle zaten birebir görüşeceğiz en kısa süre zarfında. Çünkü Mart'ın sonunda belli bir maçımız olacak bizim. Şehir dışına gideceğiz. Yani beklentimiz ne olabilir hocam? Mesela yani bizim şu an genç olarak bizim yani gerekli bir bütçemiz var bizim. Yani düşük bir bütçemiz var. Yani ne olabilir? Bizim ulaşımımıza yardımcı olur. Yol masrafımıza yardımcı olabilir. Veyahut bize malzeme olarak yardımcı olabilir. Zaten Mustafa Kırıkçı hocamız, Karaköprü Gençlik Merkezi'nin müdürü, hem malzeme olarak yardımda bulundu bize, hem de aynı şekilde salon olarak yardımda bulundu. Gerek kalan sayın devlet büyüklerimiz burada ve sayın milletvekillerimiz Şanlıurfa'nın bize malzeme olarak, yol masrafı olarak, yani gittiğimiz şehirde işte B şehrine gittik, örnek veriyorum. B şehrindeki konaklama ücreti olarak, yani Halil hocamızın da dediği gibi zaten herkese bir bütçeyi yükletmek istemiyoruz biz. Yani biz zaten kendi cebimizden de bu işe, yani hem gönlümüzden kompanse ediyorsun. Aynen hocam. Hem gönlümüzden hem cebimizden kendimiz zaten bir şekilde devam ediyoruz. Yani burada sadece yani devlet büyüklerimiz de gençlere belli bir şekilde yardımcı oluyor, destekliyorlar gençleri. Bizim gibi gençleri. Bunun 2016'da mesela bir turnuva yapmışlardı. Birinci olan takıma tablet dağıtmışlardı. Hocasına laptop vermişlerdi. Yani mesela buna benzer aktiviteler olsa şu anda hem genç kardeşlerimiz bu branşta daha çok önem verecekler. Çünkü hocam yani Urfa'da sadece branş olarak sporcuyum dediğinizde yani futbol olarak akılda kalıyor. Ama Urfa'da sadece futbol yok. Bunun basketbolu var, voleybolu var. Yani yeni gelişen olan bir handbol var. Ya mesela bizim şu anki özverimiz, öz çalışmamız diğer branşlardan daha üstün bir seviyede. Yani mesela Osman kardeşimiz aynı zamanda futbol takımında da oynuyor. Ama ağırlık olarak handbol takımında. Yani çünkü artık bu genç kardeşlerimiz handbolu önemsemeye başladılar. Yani handbol onların artık ana branşı oldu. Bunlar aynı şekilde yani hem burada kendilerine fayda da olacak. İkinci lige çıkacaklar, ikinci ligde oynayacaklar. Biliyorsunuz hocam, Bestiyolar, Beden Eğitim Üniversitesi, bunlar hep özgeçmişte alan yerler. Genç kardeşlerimiz bizde oynadığı zaman ne olacak? Alt üst yapıya çalışacak bu sefer. Yani üniversiteye çalışacak. Mesela herhangi bir üniversiteye gittiğinde bu sefer üniversite takımında devam edecek. Bu sefer ünilikte kendini gösterecek. Yani şu an bizim amacımız altyapıdan alıp en üst yerlere ulaştırabilmek bu genç kardeşlerimizi. Evet, inşallah muvaffak olursunuz. İnşallah. Şimdi tabii İbrahim Bey, kulübü kurdunuz, emek verdiniz, ona bir anlam yüklediniz. Gençleri bir şekilde bu işin içine katmak, buradaki çocuklarımızı spor kültürünün ve bilincinin
tanışmasını sağlamak, bunlar çok güzel şeyler. Ama tabii bazı hedefler de olmalı. Yani şimdi bu hedefleri oluşturmak elbette ki kolay değil ama kısa ve orta uzun vadedeki temel hedefleriniz ne? Bizim en temel hedefimiz en başta sporcularımızı sadece saha içerisinde, antrenmanda ya da yanımızda olduğundaki o bilinçle yetiştirmek değil. Hayatının geri kalan kısmında da bu spor bilinciyle, disipliniyle, yardımlaşmasıyla, takımdaşlığıyla bunları geliştirerek çevresine daha yardımsever, verimli bir birey oluşturmak. Çünkü siz de takdir edersiniz, biz Osman kardeşimizin yaşlarındaki kişilere ne eğitim verirseniz, değeri verirseniz geleceğini de o şekilde kurar. Çünkü biz Osman gibi kardeşlerimizi, daha küçük kardeşlerimizi ve aynı yaşta kardeşlerimizi, bizim temel amacımız, kısa, orta, uzundan ziyade temel amacımız sporla tanıştırıp, spor bilinciyle yetiştirip, bu branşla, handbolla bunları disiplinli hayatları boyunca idame ettirmek. Bizim kısa vadeli, en kısa vadeli amaçlarımızdan bir tanesi, devlet büyüklerimizden, Sayın Valimizden, bu arada ben de tekrardan teşekkür ederim. Bizlere gösterdiği ilgiden, alakadan dolayı geçen yıl, bu yılda aynısını göstereceğimize hiç şüphemiz yok zaten. Şüphesiz. Diğer devlet büyüklerimizde de, belediye başkanlarımız olsun, şube müdürlerimiz olsun. Çünkü onların desteğiyle biz bu gençlerimizin geleceğini kurma adına bir yapı taşı başlatacağız. Yani biz bir yerden başlayıp bu gençlerimizle beraber devam etmek istiyoruz. Ki bu devam edeceğimiz yolda da onların desteği çok büyük olması gerekiyor ki bu gençlerimizin geleceği daha parlak olsun. Sadece bu gençlerimiz değil, daha birçok gencimiz var ulaşabileceğimiz. Kısa vadeli planımız bu desteği görmek ve bölgesel ligden şampiyon olarak çıkmak. Ve bunu ikinciliği taşımak. Tabii bunu söylerken kolay söylenebilir, bunun bir çalışması, tabii ki bir canım. Antrenman düzeni. Dediğim gibi antrenman düzeninin dışında sporcularımızın, genç kardeşlerimizin hayatlarındaki düzeni de sağlamak. Çünkü sporcu sadece antrenmandaki düzeniyle, disipliniyle maçta çıkmaz. Kendi hayatında uyku düzenidir. Ailesiyle olan ilişkileridir, çevresiyle olan ilişkilerini de sahaya yansıtmak falan. Biz hepsini idame ettirmek ve disipline edebilmek amacıyla bu yola çıktık. Yani hayatların her yerine dokunmak amacıyla, disipline edebilmek amacıyla. Bizim amacımız bölgesel ligde ikinciliğe çıkıp bir devamlılık olarak kendi kariyerlerini de geliştirerek Urfa'da handbolu en baştaki spor olarak, yani siz az önce Yusuf Hocam'ın söylediği gibi Urfa'da spor olarak işte sporcuyum dediğinde ilk futbol akla geliyor. Biz bunu değiştirip futbol ve handbol olarak geliştirmek yani amacımız. Futbolun seviyesine çekmeye çalışacaksınız. Aynen. Handboldan daha zevkli bir branşız hocam çünkü biz. Yani futboldan daha iyi. Aynen, futboldan daha zevkli bir branşız hocam biz. İnşallah tabii. Ben de çok isterim yani gerçekten handbolu bilen bir adam olarak, handbol antrenörlüğü kursunu Urfa'ya getiren adam olarak ben çok isterim. Handbolu da çok severim yani. Zaman zaman bir ara arkadaşlarımızla da oynuyorduk ama bu aralar oynamıyoruz. Yani bir ekip kurarız, oynarız. Olur hocam. Değil mi? Evet, gencimize geçelim. Osmancan, senin hedefin ne? Sen ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Dolayısıyla bizi izleyen gençlere ne mesajın olabilir? Çünkü yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Haklısınız hocam. Ben öncelikle handball'a önem vermeye çalışıyorum ama bir yandan da üniversiteye hazırlandığım için bir de derslerimi aksatmamaya çalışıyorum. İnşallah ikisini birden götürebileceğim. Hedeflerim olarak ilk önce bu sene, daha önce de dediğim gibi, profesyonel olacağım inşallah. Sonraki hedeflerimden bir tanesi de milli takımda oynamak ki bunun için çok çabalıyorum. İnşallah emeklerimin karşılığını alabileceğim. Bu arada Yusuf hocamızdan da Allah razı olsun ki olmasaydı mesela Viranşehir Gücü antrenmanları Viranşehir Gücü'nde oluyordu. Viranşehir'de oluyordu. Biz oraya gitmek için imkanlarımız olması gerekiyordu ve yoktu. Bu seneki okullar arası turnuvalarda Yusuf hocamızla tanıştık. Hakemdi kendisi. Bir iki sohbet falan gayet güzel yerlere gelecek inşallah. Yusuf hocamız yeri geliyor mesela abi oluyor bize, yeri geliyor hocamız oluyor. Çok şey kattı bize. Bilmediğimiz tekniklerimiz oluyor. Her şey bildiğimiz kadarıyla kalmıyor. Sporcu insan öğrenmeye açtır.
biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah takım arkadaşlarımla birlikte hedeflerimizi gerçekleştiririz. Ki emeklerin, Yusuf hocamızın da, İbrahim hocamızın da emeklerinin karşılığını vereceğiz inşallah. Yani destek de önemli tabii ki. Valimize buradan teşekkür ederim. İnşallah desteklerini bu sene de bize eksik etmeyecekler. İnşallah. Öyle umut ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. İnşallah milli takımda da görürüz seni. Sağ olun. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Son olarak senden başlayalım. Ondan sonra bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın ne? Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Çünkü bizi bu platforma çıkarıp her zaman. Öncelikle valimiz ve diğer devlet büyüklerimize seslenmemiz amacıyla bizim hedeflerimizi, gayemizi, amacımızı burada dile getirmemiz sağladınız. Tekrar teşekkür ederim. Rica bizim ederim amacımız, her zaman. Teşekkürler. Bizim amacımız sadece, esas amacımız sadece dediğimiz gibi gençlerimizin geleceğini kurmak ve onları geliştirmek. Yani tabii bu amaçta da bizim son olarak söyleyebileceğimiz şey bizlerden desteğini esirgemesinler. Çünkü bu gençler sadece bu gençler olarak kalmayacak. Çünkü Osman en başta dediği gibi tek kendisi handbolla ilgileniyordu. Çevresinde yoktu. Ama sadece bir dokunuşla, bir iki sohbetle çevresinde birçok genci etkiledi. Ve belki onların hayallerini değiştirdi. Belki Osman'ın tamam şu anda milli takım hayali var. Ama diğer arkadaşın öyle aklında olmadığı halde şu anki durumda bizim antrenmanlarımızda yaptığımız sohbetlerle, onlara yaklaşımlarıyla onları yönlendirmemiz de onların aklında handbolla ilgili milli takım hayalleri olmaya başladı. Ki Urfa'da da genç nüfusun fazla olduğunu bildiğimiz için birçok gencimize ulaşmak amacındayız biz. Biz sadece Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi olarak değil, Urfa'daki bütün gençlere ulaşmak amacındayız ki bunda da kurumsallaşmak gerekiyor. Bu kurumsallaşmayı da devlet büyüklerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın desteğiyle olacağından hiç şüphemiz yok. Evet, biz de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Yusuf'cum sen son olarak ne söylemek istersin? Hocam son olarak ben de burada bize bir ses olduğunuz için çok teşekkür ederim tekrar. Her zaman. Kardeşim dediği gibi. Her zaman. Bizim de burada hocam amacımız Osman, Fatih ve diğer kardeşlerimiz gibi Urfa'daki herkesin, diğer gençlerin de handbol topuna en azından bir kere eline değmesini sağlamak. Yani biz kendimiz yaş kategorimiz olarak hani diğer antrenör ve kulüp başkanlarından daha genciz ve daha çok gelişime açığız. Bu şekilde biz devam ederken hani biz gençlere bir şekilde destek sağlamaya çalışırken sayın devlet büyüklerimizin de bize olan desteğini esirgememesi bizim tek umudumuz hocam. Tekrardan size de teşekkür ederim. Evet biz de ne demek yani rica ederim biz teşekkür ederiz. Sizin gibi gençlerin yanında olmak, sizin hayallerinize ulaşmalarının noktasında size destekleyici olmak. Teşekkür ederiz hocam. Ve en azından bizim çocuklarımız, geleceğimiz için vermiş olduğunuz çabanın bir anlam yüklemek ve bir şekilde sizin başarıya giden yolda destekleyici unsur olmak bizim görevimizdir. Teşekkür ederiz. Edesa TV olarak başta tabii yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Bey ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Biz Edesa TV olarak her zaman Şanlıurfa gençliğinin yanındayız, sporun ve sporcunun yanındayız. Yeter ki sizin gibi gençlerimiz gerçekten bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza umut olsunlar, onlara yol arkadaşı olsunlar, onların hedeflerine ulaşması noktasında abilik yapsınlar. Bizler de elimizden ne geliyorsa sonuna kadar sizin yanınızdayız. Teşekkür ederiz hocam. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel başarılarla sizi burada ağırlamaktan mutluluk ve kıvanç duyarız. Tabi bu arada değerli izleyiciler biliyorsunuz sporcumuz Emrah Yaşar gençlerde bundan bir ay önce Avrupa şampiyonu olmuştu. Tabi şu anda Kırşehir'de devam eden boks Türkiye şampiyonası var. Emrah Yaşar gerçekten yine enfes maçlar yaparak bugün finale çıktı. Yarın boks zor bir spordur. Yani hem boksta hem kickboksa başarılı olmak ayrı bir şeydir. Yarın inşallah Kocaeli'li sporcu kardeşimiz de Emrah finale çıkacak Türkiye şampiyonluğu için. Orada da şampiyon olduğu takdirde dünya şampiyonasına gidecek boksta bu 22 kategorisinde. İnşallah Emrah'a yarın Yüce Rabbim yar ve yardımcısı olsun. İnşallah. Başarılar diliyoruz. İnşallah o şampiyonluğu da bize getirecektir. İnşallah. Haftaya başka bir konuyla, başka bir branşla, başka hocalarla
Sizlerle buluşmayı umut ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın, hoşça kalın.